sevindik, büzüldük, bir tahtaya dizildik. Biraz sonra oyun başlayacak. Oyunumuzun adı Pişman Olmazsın. Yönetmenimiz, yönetmen yardımcımız, ayrıca iki oyuncumuz. Gülen Karaman ve Özdemir Çiftçioğlu. Evet, Ümit İlvan bende. Nereden başlayacağım bilemiyorum. Kavak Yerleri, Şehnaz Tango, İkinci Bahar. O kadar geriye gidiyor. Bir sürü. Yenilerden o zaman söyleyelim. Yok, yani öyle gerçekten. Dizi sanatçısı, televizyonlardan çok iyi tanıyorsunuz. Özdemir Bey de aynı şekilde. Zeytin Tepesi, Fatih Harbiyeler, Sır Dosyaları. Başka neler, bir sürü çılgın bedişler, aklıma gelenler, çok yakından tanıyorsunuz. Bugünkü güzel oyunumuzun iki oyuncusu. Önce size söz vermek istiyorum. Buyurun. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz hepiniz de. Merhaba, siz de tiyatromuza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Az önce prova alıyorlardı sevgili izleyiciler. Gerçekten çok keyifli, sakın bizden ayrılmayın. Birazcık şimdi oyun hakkında söyleşi yapacağız. Az sonra oyuna geçeceğiz. Evet, buyurun, neler söyleyeceksiniz? Neler söyleyebilirim ki? Hazırlık döneminiz olabilir. Ne kadar süre hazırlandınız? Neler yaptınız? Bir kere onun hikayesini Özdemir'in anlatmasını isterim. Çünkü öncesinde bayan olarak sizden öyküsü var. Ladies first dediniz ama tabii hepimiz konuşuruz. Oyunun hikayesi yıllar önce değil tabii. Ali bir varmış bir yokmuş gibi. Ama insan ilişkisi doğru. Masal çağında. Ali Poyrazoğlu eski notlarını karıştırırken güzel bir öykü bulmuş. Özdemir'e vermiş. Demiş ki al şunu, sen bunu oyunlaştırırsan belki oynarsın. Aa, süper fikir buradan çıktı. Evet öyle. Özdemir de almış. Şöyle önce yok olmaz olmaz. Sonra olabilir ya. Ata Çetin Seçkin'in değil mi hikayesine uyarlanmış? Ata Çetin Seçkin. Evet. Rengiz. Ondan sonra işte Özdemir'le Özdemir sonra bana getirdi. Ne dersin, böyle bir şeye girelim mi? Oynayalım mı dedi. Vallahi olabilir dedim. Biz Özdemir'le konservatuvardan arkadaşız. Ne güzel. Senden beri 36 yıldır. Harika. Kanka arkadaşlar. İlk kez, evet öyle. Ve ilk kez birlikte oyun oynuyoruz. Yapar mıyız, girer miyiz dedi. Gireriz dedim. Hadi harika olur dedim. Ümit Özdemir'in daha önceden tanıdığı. Ben Ümit'le yönetmen bu oyunda. Evet, yönetmen yardımcımız. Bu oyunda tanıştım Ümit'le. Hadi hep beraber girdik. Başladı da Özdemir yazmaya. Hı-hı. İşte yazıyorlar bozuyorlar. Sonunda bugünkü hale geldi. Özdemir de yönetti bizi, kendisini ve beni. Ümit de her şeyimize koştu, her şeyimize yardım etti. Yazdı çizdi. Bugünlere geldik, seyirciyle de buluştuk geçen hafta. Şurada bir kalem rica edeceğim ben.